Donanım Haber'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Poco M5 modelini kutusundan çıkartıyoruz. Şimdi isterseniz videomuza geçiş yapalım. Ürün az önce ofisimize ulaştı. Hemen kamera karşısına geçtim ve ürünü kutusundan çıkartacağız sizlerle birlikte. Kutuya baktığımızda şunu görüyoruz. Bizim Poco markasına alışkın olduğumuz sarılı siyahlı bir kutu tasarımına sahip, oldukça şık görünüyor kutu açısından. Şimdi de kutuyu açalım. Şu şekilde tepe kamerama göstererek açacağım. Yükseltiyorum. Ve karşımıza klasik olarak şekilde Poco kısmı çıkıyor. Buna yakından bakacağız. Burada bizler, şöyle göstereyim, telefonumuzu görüyoruz. Bunu da kenara alıyorum. Ve bunun da altında neler var? Bir adet şarj kablosu ve bir adet de adaptör var. Şarj kablosunun bir ucu da USB-A, bir ucu USB-C. Adaptöre baktığımda şunu gördüm. Adaptör 22,5 wattlık bir hızlı şarjı destekliyor. Telefonumuzun kendisinde ise bu destek 18 watt. Belirtmiş olalım. Kutudan çıkan adaptör daha hızlı bir şarj desteğine sahip. Ancak telefon 18 watt'ı destekliyor. Sonrasında da bu kısma devam etmek istiyorum. Burayı açtığımızda direkt olarak kullanım kılavuzları ve kılıfımızla karşılaşıyoruz. Böyle kullanım kılavuzlarımı göstereyim. Çoğuna bakmıyoruz zaten. Kılıfımız da şeffaf bir kılıf. Alışkın olduğumuz yapıda oldukça güzel hissettiriyor. Ve masada biraz dağılmış oldu. Hızlı bir şekilde masamı toplayıp geliyorum. Masamı topladım ve şu an elimde Poco M5 modelini görüyorsunuz. Hemen poşetinden çıkartalım. Ve telefon işte karşımızda. Hemen tepe kameramı da göstereceğim. Bana ulaşan renk siyah renginde, cihazın sarı renginde bulunuyor. Belirtmek istiyorum. Hemen tasarımla da başlayalım. Cihazın arka tarafı deri görünümlü bir yapıya sahip. Dokunduğunuzda zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Deri hissiyatını sizlere veriyor ama bu ürünün arkası deri değil, plastik. Ürünün aslında bütününde plastik malzemeyle yer verilmiş. Hem çerçeve tarafında hem de arka tarafta bizler plastik malzemeyle karşılaşıyoruz. Ve arka tarafta dikkatlerimizi ne çekiyor? Burada ayrı olacak şekilde kamera bölümü belirtilmiş ve kameralarımız da işte buraya konumlandırılmış. Toplamda 3 adet arka kameraya sahibiz. Poco logosu da burada yer alıyor. Ben cihazın arka tasarımını genel olarak beğendim. Şunu söyleyebilirim, sarı rengi sanki daha hoş duruyordu. Bana ulaşan renk siyah renginde, bunu da beğendim ama fotoğraflarda gördüğüm sarı rengi bana biraz daha fazla hitap ediyor gibi görünüyor. Ön tarafa geldiğimizde ise dikkatlerimizi bir şey çekiyor. Ekranımız delikli çentik değil de damla çentikli bir ekran tasarımına sahip ve dokunduğumda herhangi bir ekran koruyucuyla karşılaşmıyorum. Bu ürün bana, evet ürün açıldı, bana test için gönderildi. Belki test modellerinde ekran koruyucu yoktur. Sizler cihazı satın alırsanız eğer kutudan ekran koruyucu ile birlikte çıkabilir ve telefon şu an açıldı. Hızlı bir şekilde kurup geliyorum. Ve cihazı kurabildim. Şimdi isterseniz yine tasarım detaylarıyla devam edelim. Cihazın sağ tarafına baktığımızda bizler ses ve güç butonunu görüyoruz. Güç butonu parmak izi okuyucusu olma işlevine de sahip. Hemen ayarlara girip sizlerle birlikte bunu deneyelim. Buradan şifre ayarları güvenlik kısmına geliyoruz. Parmak iziyle kilit açma diyoruz. Desen diyelim. Anladım dedikten sonra şurayı bir hemen kısaca desenimizi seçiyoruz. Onayla diyoruz ve parmağımızı okutacağız. Dokunduruyorum. Evet, parmağımı hızlı bir şekilde tarıyor. Güzel. Farklı açılardan değdirelim de okuma işlemi bitirsin. Evet, parmağımı okudu. Ve hafifçe kaldırın diyor. Okey. Farklı bölgeleri dokunduruyorum şu anda. Evet, üst kısmını dokundurduk. Parmak izi eklendi, ekledik. Cihazda tabii yüz tanıma özelliği de var. Onu da ekleyelim hemen. Evet, buraya da geliyorum. Şu şekilde. Hem yüz tanıma hem de parmak izi okuyucusunu aktifleştirdim. Şimdi isterseniz birlikte nasıl çalışıyor yakından bakalım. Ekranı kapatıp tepe kameramı gösteriyorum. Parmağımı dokunduruyorum ve cihaz açılıyor. Kapatıyorum. Dokunduruyorum ve cihaz açılıyor. Dokunduruyorum, açılıyor. Bence oldukça hızlı bir parmak izi okuyucuya sahip. Yüz tanımayı test etmek istiyorum. Şu an ekran açık. Kendime çeviriyorum. Hızlıca okudu. Yeniden deneyeceğim. Hızlıca okudu. Bir daha deniyorum. Evet, hızlıca okudu. Hem parmak izi okuyucusu hem de yüz tanıma özelliği de iyi çalışıyor. Bunu söyleyeyim. Sizlerle direkt olarak test etmiş olduk. Ürünün sol tarafına baktığımızda ise bizler burada sim kart yuvasını görüyoruz. Alt tarafa gelince de tip C portu ve hoparlör deliği bizleri karşılıyor. Cihaz 18 watt bir şarjı destekliyor. Üst bölümde ise bizler 3.5 metrelik kulaklık portuyla karşılaşıyoruz ki yani artık cihazlarda görmediğimiz detaylardan bir tanesiydi. Bu cihaz yer alıyor olması güzel olmuş. Eğer kablolu bir kulaklık kullanıyorsanız bu telefonla birlikte kullanmaya devam edebilirsiniz.
Evet, tasarım detayları bu şekilde. Şimdi gelin isterseniz ekran özellikleriyle devam edelim. Cihazın ekranı 6.58 inç büyüklüğünde ve damla çentikli bir ekran tasarımına sahip. Bu ekran 1080'de 2408 çözünürlüğünde. Çerçeveler sağ ve sol tarafta oldukça ince tutulabilmiş. Ancak alt tarafı gelince biraz daha buranın kalın olduğunu görebiliyoruz ki bu bence oldukça normal. Bu fiyatlardaki cihazlarda böyle yapılarla karşılaşıyoruz. Ve bu cihazın paneli de IPS LCD panel. 90 Hz'lik bir ekran tazelim hızını da destekliyor. Hemen ayarlara girip sizlere göstereyim. Buraya geliyoruz. Ekran kısmına tıklıyoruz. Ekrandan sonra yenileme hızına geliyoruz ve 90 Hz'i burada görüyoruz. İsterseniz sizler 60 Hz'i de kullanabilirsiniz ama 90 Hz'in akıcılığına alıştıktan sonra 60 Hz'i kesinlikle geri dönmek istemeyeceksiniz. Ve cihazın ekran yapısı da genel olarak bu şekildeydi. Bu basmış olduğumuz ekran koruma tarafında da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor ve maksimum olacak şekilde 500 nit seviyelerine ulaşabiliyor parlaklık konusunda. Ekran ilk etapta da bana şu deneyimi verdi. Çok canlı bir ekran değil. Bunu ekrana bakınca anlıyorsunuz. AMOLED kadar canlı renkleri sizlere sunmuyor. Tepe kameramı yeniden göstereceğim. Ama IPS LCD paneli göre de fena değil. İlk etapta bunu söyleyebiliyorum. Detaylı inceleme videosunda detaylı görüşlerime yer veriyor olacağım. Ve cihazın ekranı da genel olarak işte bu şekilde. Şimdi isterseniz işlemciyle devam edelim. Cihazın kalbinde MediaTek'in geliştirmiş olduğu Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Bu basmış olduğum işlemciyi de Mali G57 MC2 GPU'su eşlik ediyor. Cihazın depolama ve RAM tarafında farklı versiyonları var. Bana ulaşan model hangi depolama alanına sahip bilmiyorum. Hemen ayarlardan sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Telefon hakkında geliyoruz ve bizler burada 64 GB'lık bir depolama alanı görüyoruz. Cihaz 464 olacak şekilde yüksek ihtimalle bize ulaşmış. Cihazın kutusunda çünkü buna ulaşamamıştım. Evet, cihaz 64 GB depolama ve 4 GB'lık bir RAM ile bizlerin karşısına çıkıyor. Dediğim gibi cihazın farklı versiyonları da var. Sizler eğer piyasada bunu görürseniz şaşırmayın. Bize ulaşan model 64 GB depolama ve 4 GB'lık bir RAM desteğini bizlere sunabiliyor. MediaTek Helio G99 kötü bir işlemci değil. Konumlandırmış olduğu segment itibariyle düşük güç tüketimine sahip olması nedeniyle ve performansı ile birlikte güzel deneyimler sunabiliyor. Bununla alakalı testlerimi yaptıktan sonra inceleme videosunda görüşlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu video bir ilk izlenim videosu olduğu için detaylı görüşlerime tabii ki yer veremiyorum. Neticesinde bir kutu açılışı videosu ve şimdi isterseniz işlemden sonra da kameralarla devam edelim. Poco M5'in arkasına baktığımızda bizler 3 adet kamerayla karşılaşıyoruz. Arka ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde. Bu ana kameraya da 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kamerası eşlik ediyor. Cihazın özelliklerine göre baktığımızda bu segmentte genel olarak bizler bu kamera dizilimini görüyoruz. 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kamerasını cihazın arka kamerasıyla birlikte 1080 30 fps videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Cihazın ön tarafına gelince de buraya 5 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera konumlandırılmış. Bu kamera da arka kamerada olduğu gibi 1080p 30 fps videolar kayıt altına alabiliyor. İsterseniz birlikte bir kamera arayüzüne bakalım. Kamera arayüzüne girince uygulamayı kullanırken bir izin veriyorum. Evet, HDR desteğimiz var. Otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. Video kısmına gelince 1080p 30 fps'i görüyoruz. Portre kısmından da diyaframı seçerek fotoğraflar çekebiliyoruz. Gece modumuz da bulunuyor. Daha fazla kısmında da 50 megapiksel modunu görüyoruz. Cihaz her koşulda 50 megapiksellik fotoğraflar çekmiyor. Sizler 50 megapiksel modunu aktif ederseniz bu fotoğrafları çekebiliyor. Çünkü burada marka neyi düşünüyor? Depolama alanını nasıl daha elverişli kullanabilirim? Bu açıdan sizlerin 50 megapiksel fotoğraf çekebilmesi için bu modu aktif etmesi gerekecek. Bunun dışında burada kısa video, panorama, ağır çekim ve hızlandırılmış çekim seçeneklerini görüyoruz. Düzenleme kısmına gelince de ekleyebileceğimiz diğer detaylar burada yer alıyor ki zaten bizler bunları burada da görmüştük. Fotoğrafta dikkatimi çeken detaylardan biri şuradaki yıldız logosu oldu. Buraya tıklayınca farklı modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Benim tavsiyem bunları kamera arayüzü üzerinden değil de farklı programlar üzerinden yapmanız. Yani Lightroom gibi uygulamalar üzerinden düzenlemeler yapmanız. Burada genel olarak normal modu kullanmanızda bence fayda var ve cihazın genel olarak kamera arayüzü de İşte bu şekilde. Şimdi isterseniz çekmiş olduğumuz fotoğraf video örneklerini birlikte yakından bakalım. Poco M5 nasıl fotoğraf çekebiliyormuş bunu görelim. We'll be right back.
fotoğraf video sonuçlarını gördüğünüz sıra şimdi geldi bataryaya yakından bakmaya. Cihazda 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Bu batarya 18 Watt'lık bir şarjı destekliyor. Kutudan çıkan adaptörümüz maksimum 22,5 Watt'lık bir şarj desteğiyle karşımıza çıkmıştı. Yani adaptörümüz daha güçlü ancak cihaz 18 Watt'ı destekliyor. Burada şöyle bir detay var. Hem Xiaomi hem Poco tarafında bizler 5000 mAh bataryayı artık standart halinde görmeye başladık. Yani Redmi serisinde olsun, Xiaomi'nin normal kendi modelleri arasında da olsun, cihazın segmenti fark etmiyor. Ortalama 5000 mAh batarya kapasitesini bizler görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Yani zaten Xiaomi'nin genel modellerinde ekran performansları güzel ve Xiaomi şöyle bir algı oluşturmaya başladı ki bu Poco tarafında da geçerli olan bir algı. Yüksek ekran süreleri. Sizler bizim cihazlarımızı alırsanız yüksek ekran süreleri elde edebilirsiniz diye. Bu cihazda da yüksek ihtimalle bu deneyim devam edecek. Çünkü işlemci düşük güç tüketimine sahip olan bir işlemci pil optimizasyonunu da iyi yapıyor. Bu nedenden dolayı batarya performansı olumlu şekilde etkileniyor ve Poco M5'in de genel olarak bütün özellikleri bu şekilde. Ben yeniden belirtmek istiyorum. Bu video bir inceleme videosu değil, bir kutu açılışı ilk izlenim videosuydu. Cihazı sizlerle birlikte kutusundan çıkardık ve hangi özelliklere sahip olduğunu, nasıl hissettirdiğini sizlere anlatmaya çalıştım. Genel bir değerlendirme yapacak olursak da şunu söyleyebilirim. Tasarım açısından oldukça hoş görünen bir cihaz. Tepe kameramı da şu şekilde yeniden göstereceğim. Diğer detayları cihazın dışarıdan bakıldığında güzel görünmesini sağlamış ancak buradaki parlak yapılar bazı durumlarda parmak izleri bırakabiliyor ki göz ardı edebilecek detaylardan biri. Eğer bu cihazı satın almayı düşünüyorsanız cihazın sarı rengine bakmanızda da fayda var. Çeşitli mağazalardan sarı rengini de görebilirsiniz. Sanırım benim sarı renginde gözüm kaldı. Bundan dolayı çok fazla sarı renginden bahsettim. İşlem tarafında Helio G99 kötü bir işlemci değil. Bulunmuş olduğu segment itibariyle güzel işler başarabilen bir işlemci. Burada en önemli olan şey cihazın fiyatı, Poco M5'in fiyatı. Ben baktığımda herhangi bir fiyatla karşılaşamadığım için sizlere bir fiyattan bahsedemeyeceğim. Ama eğer bu ürün satışa çıkmış olursa bizim video yayınımız tarihi itibariyle aşağıya fiyatını yazacağım. Linkini de bırakırım. Oradan gidip ürünü satın alabilir veya fiyatına göz atabilirsiniz. Sizler Poco M5 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazı bu özellikleri birlikte beğendiniz mi? Lütfen görüşleriniz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.